İyi akşamlar değerli izleyenler. Bir Ekonomi İzmir programı ile daha karşınızdayız. Geçen hafta iş yeri hekimliğini konuşmuştuk. Ancak programımızı erken bitirmek zorunda kaldığımız için yarım kalmıştı. Bu akşam gene iş yeri hekimliği konusunu irdelemeye devam edeceğiz. Konuğumuz, geçen haftaki konuğumuz Doktor Sayın Mehmet Cengiz Tümer. Kendisine ben huzurunuza bir kez daha teşekkür ediyorum ve hoş geldiniz diyorum tekrar. Teşekkür ederim Sayın Gemici, hoş bulduk. Evet, geçen programımızda daha çok şey var konuşacağız demiştiniz. Evet, bu akşam kaldığımız yerden devam edelim. Ben şöyle, iş sağlığı ve iş güvenliği çok ayaklı bir disiplin. Bu disiplinin bir ayağında işveren var, bir ayağında çalışan var, bir ayağında devlet var, bir ayağında da sizler varsınız. Evet, iş yeri hekimi olarak biz varız. Bu kadar farklı bir ortamda bu işin koordinasyonu, ilişkilerin düzenlenmesi, tanzimi nasıl oluyor? Bu konuda biraz isterseniz konuşalım, buradan başlayalım, sonra devam edelim. Tabii. Geçen hafta iş yeri hekimliğinin tarihçesini, Türkiye'deki gelişimini, iş yeri hekiminin görev ve sorumluluklarını konuşmuştuk. Ama dediğiniz gibi vakit yetmediği için çok konuşacak şey kaldı diyerek bitirmiştik. Dediğiniz gibi iş sağlığı, iş güvenliği çok ayaklı bir disiplin. Dediğiniz gibi bir ayağında işveren var ve bu saç ayağının en güçlü ayağını oluşturuyor. Çünkü para onda. Sermaye onda. Yani bu Nasrettin Hoca'nın düdük hikayesi gibi, parayı veren düdüğü çalıyor yani. Düdük onda, düdük para da onda. En güçlü ayağın bu oluşturuyor. Ve iş sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerinin uygulanması da tamamen işverenin, patronun inisiyatifinde diyeyim. Tabii yasal düzenlemeler var, yasanın getirdiği bir takım zorunluluklar var. Ama gerçek anlamda yani iş sağlığı, iş güvenliği kültürü olarak bunu yerleştirmek, bunu uygulamak işverende bitiyor. Bunun için de işverenin iş sağlığı ve iş güvenliği kültürüne sahip olan bir işveren olması gerekiyor. Ya bunu biraz açarsak, yani nedir iş sağlığı, iş güvenliği kültürü? Yani işverenlerimiz yani bunu nasıl sağlayacaklar? Yani bu kültür nedir? Bir yerden okunup öğreniliyor mu, yoksa bunun bir yazılı kurallar manzumesi mi var? İsterseniz biraz onu açalım yani. Şimdi ben de bir işverenim. Açıkçası sizin hani kültür dediğiniz bir iş sağlığı kültürü, iş güvenliği kültürü bu bilgim dahilinde değil. Yani nedir, onu biraz açalım isterseniz. Şimdi iş sağlığı, iş güvenliği kültürü yaptığınız işin, sanayinin, uğraştığınız sektörün buradaki çalışanların sağlığını korumak, iş kazası riskini minimum indirmek, yıllık iş kazası oluşumunu sıfırın altına çekmek, kayıp iş günü kaza iş günü sayısını mümkün olduğu kadar azaltmak, bunu amaçlayan bir tedbirler bütünü olarak tanımlayalım. Şimdi iş sağlığı, iş güvenliği kültürü olan bir işveren burada oluşabilecek herhangi bir kaza, meslek hastalığı, bunların sonucunda meydana gelecek kayıplı iş günü sayısının yarattığı üretimden kopma, üretimden kayıpla maddi kaybı uğrayacağını bilir ve bunun için önlemlerini alır. Yani daha öncelikle koruyucu olarak, koruyucu önlemler olarak iş kazasının önlenmesine yönelik, meslek hastalığının önlenmesi yönelik tedbirler alır. Benim bir dönem Fransız kökenli bir firmada bir 5-6 yıllık bir iş yeri hekimliği deneyimi oldu İzmir'de. 1990'lı yıllardı. O dönemde bu firma Türkiye'deki birkaç yerde işletmesi vardı. Buradaki işletmelerinde ve dünya çapındaki işletmelerinde iş güvenliği politikaları oluşturmuştu. Ve bu politikaların bir kitapçık halinde tüm şeylere yayınlamış, bildirmiş. Burada benim dikkatimi çeken bir şey vardı. Bu işletme, bu kurum bir yıl içindeki kayıplı iş günü sayısından bir hesaplama yapmış.
maliyet hesaplaması yapmış ve bir yıllık kayıplı iş günüyle o dönemde kendi içinde yaptığı, kurum içinde yaptığı kayıplı iş günüyle bir beton mikseri ve yarım pompa, beton pompası alabilecek kadar kayba. Yani bu kadar büyük oranda gözle görülmeyen kayıplar oluyor. İşte bunları bilen, bunları göz önüne alan işverenler bu iş güvenliği ve iş sağlığını kültürüne sahip çıkıyor ve buna özen gösteriyor. Ama biz bunu daha çok kurumsal firmalarda görüyoruz. Yani ben piyasadan bildiğim kadarıyla şunu demek istiyorsunuz anladığım kadarıyla. Yani iş güvenliği ve iş sağlığı ile ilgili tedbirlerin alınması bir ekonomik bedel. Kazançtır tabii. Hayır, ekonomik bedel. Bir onların yani oraya bir harcama yapacaksınız. İşverenler bu harcamayı yapmaktan imtina ediyorlar. Ya bir lüzumsuz bir harcama, bir masraf gibi görüyorlar. Ama diyorsunuz ki siz aslında o harcamaları yaptıklarında bu iş kaybını önlemek, iş kaybı yani üretimdeki kayıplarını önlemek yani onlara daha büyük kazanç sağlıyor. Yani burada getiriyle götürüye baktığınız zaman bu tedbirleri almak bir kayıp değil, aslında bir kazanç. Kazanç o, kesinlikle öyle. Uzun vadede öyle. Uzun vadede. Uzun vadede öyle. Ama biz bildiğim kadarıyla istatistikler yok şu anda elimde ama Türkiye iş kazalarında yani Avrupa topluluğunda herhalde ilk sıralarda ya da belki de ilk sırada. İlk sıralarda. Yani bu, ilk sırada değil, ikinci veya üçüncü olabilir. ILO şeylerine göre, istatistiklerine göre. Evet, yüksek üst sıralardayız. O zaman yani işverenlerimiz bu konuda çok fazla bilinçli değiller, öyle diyelim. Değillerdi diyelim. Yavaş yavaş 1990'dan sonra, biraz sonra geleceğim zaten o şeye de. 1990'dan sonra hem işverenlerde iş sağlığı, iş güvenliği kültürü oluşmaya başladı. Meslek örgütlerinin bu konuda bilimsel çalışmalar yapmaları, bu konuyu disiplin altına almalarıyla bu kültür hekim camiasında da oturmaya başladı. Geçen haftaki toplantımızda bahsetmiştim. Hani kartotek hekimliği vardı, fabrika doktorluğu vardı. Artık iş fabrika doktorluğundan koruyucu, işçi sağlığını koruyucu, iş güvenliğini sağlayıcı koruyucu hekimlik yönünde. Yani proaktif değil tabii, mi? Evet. Yani hastalık gerçekleşmeden evvel tedbir alma yönüne, yani daha bilimsel anlamda, daha koruyucu hekimlik anlamında iş yeri hekimli yapılmaya başlandı. Yasalarında getirdiği düzenlemelerle bu kültür 90'dan bu yana yavaş yavaş oturdu. Oturdu mu? Hayır. Daha eksiklerimiz var ama 1990'a göre daha iyi durumdayız. Burada ama yani benim özellikle dikkate sunmak istediğim bir husus var. O da şu. Yani sadece işverenlerin bu kültüre sahip olması yeterli mi? Bence değil. Değil. Yani çalışanların da, iş görenlerin de bu kültüre sahip olmaları. Şimdi oraya gelecektim. Özellikle işverenin verdiği işte koruyucu, işte maskedir, kaynakçıysa, ne bileyim gözlüktür, şudur budur, onları kullanmaları lazım. Bunu niye söylüyorum? Benim kardeşim 54 yaşında akciğer kanserinden gitti. Neden? Bir kaynak ustasıydı. İşte kaynak kullanırken bizim Türk insanı, bize bir şey olmaz, maske kullanmadı, gözlük kullanmadı ve kapalı alanda kaynak yapılıyordu. Deniz, gemi inşasında, gemi inşasında diyelim. Öyle olunca meslek hastalığına tutuldu. İşte görev yeri değiştirildi vesaire ama neticede 3-5 sene sonra akciğer kanseri teşhisi kondu ve 2 sene içerisinde 54 yaşında kaybettik. Yani burada çalışanlarımızın da verilen, kendilerine verilen ya da kendilerine eğitimlerle öğretilen iş güvenliği malzemelerini kullanmaları, doğru kullanmaları, yerinde kullanmaları önem arz ediyor gibi çok, geliyor bana çok, değil çok, mi? Çok kesinlikle önemli. Zaten dedik ya çok disiplinli bir alan. Yani evet. Bunu bir saç ayağı gibi düşünsek, işverenle konuştuk. İş güvenliği, iş sağlığı, iş güvenliği kültürü olan bir işverenle çalışmak ve koruyucu hekimliği, koruyucu iş yeri hekimliği uygulamak çok kolay. Ama buna sahip olmayan işverenlerle, ki bunlar daha çok aile şirketleri oluyor veya işte merdiven altı şirketler diye tarif edeyim, onlar oluyor. Onlar da bu işi yürütmek daha zor oluyor. İkinci ayak dediğiniz gibi işçi, çalışan ayağı. Şimdi özellikle teknik alanda çalışan kesimde, işçi kesiminde, çalışan kesiminde bu konu biraz daha rahat. Ama teknikten çok kol gücüne dayanan sanayilerde, işte inşaat sektöründe olsun, buna benzer diğer sektörlerde olsun, bunlarda
insan kalitesi biraz düşüyor. Yani insan kaliteden kastım şu, eğitim kalitesi. Doğru. Onlarla iletişim kurabilme, yani vasıflı şeyi, evet, özelliği. Onu yani kurmakta biraz zorlanıyorsunuz. Dediğiniz gibi işveren tüm şeyleri sağlamış olsun. İşte kulaklıktır, maskedir, barettir, yani gözlüktür, tüm koruyucu neyse, malzemeleri kullanmış olsun. Kişi odaklı davranış değişikliğini sağlamak çok zor. Yani biz bunu anca sürekli kontrollerle, sürekli eğitimlerle yavaş yavaş oturtabildik. Yine de işte baret sıkıyor diyor, terletiyor diyor, işte gözlük şey yapıyor diyor, buğulanıyor diyor veya kulaklığı takınca duymuyorum diyor. Aslında duyuyor. Ama alışmadığı için bu davranış ya da değişimi işte yapmak ayak, çok zor. Ayaklarda o ayakkabıların güvenlik şeyin, tabii, çelik burunlu ön tarafı iş çelik ayakkabıları, burun, evet, ona ağır geliyor. Yazın örneğin taşıyamıyor yazın. Vesaire ama yani can sağlığından daha önemli bir şey yok. Yani değil, kendi sağlığı değil. İçin aslında işçilerimizin, çalışanlarımızın bunlara hassasiyetle özen göstermeleri lazım. Burada sadece işverenin bu kültüre sahip olması yeterli yetmiyor. Değil. Mutlaka iş görenlerin de, çalışanların da o işverenin o kültürüne paralel kültüre sahip olmaları. Yani işverenin verdiği eğitimleri mutlaka dikkatle izlemeliler ve o eğitimler neticesinde kendilerine verilen iş güvenliği malzemelerini de kullanmalılar diye. Yani bunu bir hayat şekli, yaşam şekli, bir davranış değişikliği olarak pratik hayata uygulamaları gerekiyor. Evet, evet. Uygulama gerekiyor. Tabii bu işçilerin şu anda 12 Eylül'den sonra diyeyim, 1980'ler sonra sendikal hareketlerde bir takım gerilemeler olduğu için sendikal işçi sayısı şu anda ülkemizde çok azalmış durumda. O yüzden işçiler örgütsüz, bireysel davranıyor. Oysa 12 Eylül'den önceki dönemde sendikaların güçlü olduğu dönemlerde sendikalar çalışanları, sektöründeki çalışanları eğitiyorlardı, bu konulara değiniyorlardı. Hemen bugün yanımda getirecektim ama aceleyle geldiğim için getirmeyi unuttum. Geçenlerde rahmetli babamın evraklarını toparlıyordum, düzenliyordum. İçinden bir evrak çıktı. 1971 tarihliydi sanıyorum. Benim babam İzmir Sümermak Basma Sanayi Müessesesi'nde Harmanlaş Daire Ustabaşı'ydı. Bir sertifika, aynı zamanda sendikacıydı. O bağlı olduğu sendikanın iş yerindeki temsilcilerine bu eğitim vermiş, iş güvenliği eğitimi sertifikası. 1971 yılında sendika çalışanlarına sahip çıkmış, böyle bir eğitim vermiş, 3 haftalık bir eğitim vermiş ve bunu alanda, iş yerinde hem diğer işçi tatbik etmiş, hem diğer çalışanlara birebir işbaşı, görevbaşı eğitim şeklinde, hem de orayı denetleme şeklinde bir şey yapmış, eğitim vermiş. Yani sadece işçiyi tek başına bırakmakla da olmuyor. Bunun örgütlü olarak arkasının desteklenmesi gerekiyor. Doğru. Üçüncü ayağımıza gelirsek, üçüncü ayakta da işveren olarak, iş yeri hekimi olarak bizler bulunuyoruz. Bizler de dediğim gibi 1990 öncekisi dönemde bu iş yeri hekimi daha çok bir yan gelir olarak görülüyordu. İşte fabrika doktorluğu şeklinde, kartöz hekimi şeklinde yürüyordu. 1990 yılının başlarında Türk Tabipler Birliği, yerelde de tabip odaları buna sahip çıktı. Bu konuya sahip çıktı. Sertifikasyon programları düzenlediler. İş yeri hekimlerine 10 günlük, 80 saatlik eğitimler verip sertifikalandırdılar. O zamanki SSK ile ortak çalıştılar. İş yeri atamalarında belli bir sınırlama getirdiler. 2 iş yerinden fazla iş yeri hekimine vermiyorlardı. Reçete yazabilmeniz tabii için iş yerinin çalışan sayısıyla tabii onunla orantılı olarak iş yerinde reçete yazabilmeniz için SSK'dan imza olmuş. Yetkisi almak durumundayız. SSK size imza yetkisi vereceği zaman tayip odasından belge istiyordu. Tayip odası size bir yıllık geçerli çalışma sertifikası veriyordu, izni veriyordu. Onu revirinize veya iş yeri sağlık birimine asmak durumundaydınız. Çalışma Bakanlığı'nın müfettişleri kontrola, denetlemeye geldiği zaman işletmeyi sizin o sertifikasını istiyorlardı. Lazım. Yani böyle bir şeyde disiplin edilmişti. Yine onun dışında iş yeri hekiminin meslek içi eğitimleri odada devam ediyordu. Seminerler devam ediyordu.
Böyle bir şey vardı, güç vardı arkasında. Peki bu şimdi yani o tarihlerde sendika, işçi sendikalarının yaptığı bu aktiviteyi ya da bu işlevi diyeyim, 6331 sayılı yasa çıktıktan sonra, 2012'den sonra bu zorunlu olarak iş yeri sağlık ve OSGB dediğimiz ortak sağlık ve güvenlik birimi mi yapıyor? Hayır, yani ortak sağlık güvenlik birimi tamamen farklı bir şey. Yani şimdi o bahsettiğimiz eğitimleri, işçinin bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi, iş güvenlik kültürünün yerleşmesi konusunda o işletmedeki iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi olarak biz yapıyoruz. Tamam. O işte eğitimleri biz veriyoruz. Onu söylemeye çalıştım. Yani, ama bu OSGB değil. OSGB farklı bir şey. Öyle mi? OSGB farklı bir şey. Bu oradaki iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının yaptığı eğitimlerle kazandırdığı bir disiplin. Şimdi dediğim gibi saç ayağını bir kenara işveren, bir ayağında iş yeri hekimi, bir ayağında çalışan var. Tamam. Bunların üzerinde de denetleyici olarak devlet var. Devlet kanunlarla 6331 sayılı yasayı çıkararak ve bu kanuna bağlı yönetmeliklerle bir hali de yönetmelik çıkmış. Evet, böyle hani bayağı hala da eksikleri var. Hala evet, da eksikleri var. Evet, çıkartmıştım onu. Bayağı kalabalıkça bir yönetmelik silsilesi. Çok fazla. Evet. Çok fazla şurada bir yani şey bir var. Saymaya kalktığımız zaman herhalde 30'a yakın. Belki 30'dan da fazla. Devlete bunun düzenlemesini ve denetlemesini yapıyor. Evet. Yapıyor. Tabii bunun yanı sıra başka dediğim gibi şeyler de var. Sendikalar, meslek örgütleri, bunların da yan şey olarak bu saç ayağının destekleyici etkileri var. Yani ben biraz belki sorumu sorarken yani ortak sağlık güvenlik birimi bu işi yapıyor derken yani zaten siz ortak sağlık iş güvenliği bir yani adına oradasınız değil mi? İş yeri hekimi ve iş yeri iş güvenliği sorumlusu OSGB adına orada değil misiniz? Hayır. O zaman önce orayı belirleyelim. Bir onu açalım ben çünkü bu kafam karıştı orada. 2012 yılından önce, 2010 yılından önce daha doğrusu iş yeri hekimlikleri ve iş güvenliği uzmanlıkları birebir işverenle yapılan iş akdine dayanarak şey yapıyordu. Yani siz işletmede çalışıyordunuz. Müferit olarak. Yani hekim olarak siz işverenle anlaşıyordunuz. İş güvenliği uzmanı da gidip yani sizden bağımsız olarak anlaşıyordu. Tabii, işverenle anlaşıyordu. Evet. Bu şekilde yürüyordu. Daha sonra 2010 yılından itibaren devlet ortak sağlık güvenlik birimlerinin kurulmasına karar verildi. Yani tamam. Bunu bir taşeron firma gibi düşünün. Tamam. Siz A o ortak sağlık güvenlik birimi firmasısınız. Gidiyorsunuz 10 tane firmayı dolaşıyorsunuz işletmeyi. Onların iş sağlığı, iş güvenliği hizmetleri alıyorsunuz. Tamam. Yanınızda da işte ihtiyaca göre bir veya iki tane iş yeri hekimi çalıştırıyorsunuz veya bir iki tane iş güvenliği uzmanı çalıştırıyorsunuz. Onlar siz işverenle siz anlaşıyorsunuz. İş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi sizin çalışanınız oluyor. Tamam. Neticede o kişiler yani hekim ve iş güvenliği uzmanı bu eğitimleri işletmede vermiyor. Veriyor. Tamam. Ama işte, OSGB bir yapısal bir şey yani. Tamam. Yani ben OSGB derken yani tabii siz orada o OSGB kurumsal yapı adına oradasınız. Hekim ve iş güvenliği uzmanı değil mi? Bireysel de olabiliyoruz. Ha bireysel. Bireysel de olabiliyoruz. Yani OSGB'ye bağlı olmadan da olabilirsiniz. Olabiliyor eski mu? Sistemde tabii olabiliyoruz. Şu anda hala 6331'den sonra bu sistemde. Tabii ki var. Ha, onu engelleye bir şey yok. Bilmiyordum o tarafını. Ya ben bir OSGB'de part time çalışıyorum. Onun yaklaşık 20-25 tane işletmesine bakıyorum. Ama bireysel olarak da 3 tane kendi bireysel baktığım yani işletme var. Şunu, farklı. Şunu farklı bir daha tekrar ben üstünden geçmek istiyorum. Yani bugün işverenlerimiz illa bir OSGB'den bu hizmeti almak zorunda değiller. Değil, yani tabii ben ki değil. Gelirim Cengiz Bey'e derim ki iş yeri hekimliğini benim için yap kardeşim. Giderim farklı bir iş güvenliği uzmanına onunla da anlaşırım. Tabii. Al sana OSGB hizmetini almış olurum. Tabii. Ya illa OSGB bir hizmeti değil mi? İş güvenliği hizmetini almış oluyor. İş sağlığı iş güvenliği hizmetini almış oluyorsunuz. Anladım. Onu alıyorsunuz. Yani o oradaki kurumsal yapı belki hani daha organize olsun ya da devlet bu işi daha iyi denetleyebilsin diye mi böyle bir OSGB kuruldu? Ya yani büyük, onun amacı amacını bilemiyorum şey olarak ama yani taşeronlaşma sistemi bizde bir ara çok şey biliyorsun bütün işletmelerde güvenlik doğru. Olsun, yemek olsun, ulaşım olsun, bütün temizlik şeyler, olsun hepsi taşeronlaşıldı. Bu evet. Da aynı şekilde bir taşeronlaşma oluyor. Ha bunun ileride bahsedeceğim. Bunun bize getirdiği bir takım kayıplar var, zararlar var. Geçen hafta toplantıyı kapatırken, konuşmamızı kapatırken şöyle demiştik.
iş yeri hekimi karşısındaki en büyük sorun iş yeri hekiminin ve iş yeri hekiminin değersizleştirmesi. Bunu ileride açacağız tekrar. Şimdi meslek örgütleri ve yani meslek örgütleri iş sağlığı ve güvenliğin neresinde? Yani meslek örgütlerinden kastınız tabipler odası mı? Farklı bir meslek örgütü mü? Burada kastettiniz ne? Tabii tabip odası bunlar yani çatı örgütü olarak Türk Tabipler Birliği, genelde de tabip odaları bu meslek örgütlerinden birisi. Ama sadece bu değil. İş güvenliği ayağına baktığınız zaman da işte makine mühendisleri odası, kimya mühendisleri odası, inşaat mühendisleri odası yani o alandaki sektörel anlamdaki meslek örgütleri de, meslek odaları da bu şeyin iş sağlığı, iş güvenliği hizmetinin bütününde yer alıyor, bir parçasını oluşturuyor. Nasıl yani onların oradaki şeyine yani etkinliklerine yani atıyorum makine mühendisleri odası ben bir makine üreten bir firmanın sahibiyim. İşte torna tezgahlarım var, çalışanlarım var, hekimim var, işte iş güvenliği uzmanım var. Makine mühendisleri odası bu işin neresinde? Genelde bu ortak sağlık birimi hizmetleri çıkmadan önce veya 6.131 sayılı yasayla iş güvenliği hizmetleri yaygınlaşmadan önce bu işi genellikle makine mühendisleri yapıyordu. Yani iş güvenliği uzmanları makine mühendislerinden oluşuyordu. İşte aynı hekimlikte olduğu gibi iş güvenliği uzmanlarının eğitimi, denetlenmesi, kontrol edilmesi veya bilgilendirilmesi veya işte teknik anlamda destek verilmesi anlamında makine mühendisleri odası burada hakimdi. Bunun yanında tabii ki orada ortamda yapılacak bir takım ölçümler var. İşte basınçlı sistemlerin denetlenmesi var, forkliftlerin denetlenmesi, belgelendirilmesi var. Ya buna benzer hizmetleri de makine mühendisi odası sağlıyor. Nasıl evlerimizdeki asansörleri makine mühendisleri odası kontrol ediyor. Evet. Aynı bu işletmelerdeki bu cihazları, makineleri, şeyleri de makine mühendisleri odaları destekliyordu. İş güvenliği uzmanı ihtiyacı arttıktan sonra artık bu konuda üniversite mezunu işte gıda mühendisinden fizik bölüm mezunu, kimyagere kadar herkese bu yetki verildi. Ya o tabii belli bir sınav, aşamasından. Tabii eğitim ve sınavdan sonra. Eğitim ve sınavdan sonra. Yani herkese verildi derken yanlış anlaşılmasın. Mutlaka bir hani bir eğitimi. Tabii eğitimi. Ama bir de hani belli bir işte atıyorum mesela hukuk mezunu olan birine verilmedi. Hayır. Ya bu teknik branşlarda eğitim almış, 4 yıllık üniversite mezunu olmuş kişiler bu sınava işte hazırlandılar, eğitimlere gittiler. Sınavdan başarılı olanlar orada hatta A, B, C diye C sınıf olarak oluyorlar. 3 işte. Sınıf var değil mi? Yani evet. Az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli. Sertifika olarak C, B, A olarak sertifika olarak C sertifika, B sertifika, A sertifika. C sertifikası aldıktan sonra belli bir süre sigortalı olarak bir işte çalışıp arkasından tekrar sınava giriyorsunuz. Sınavı kazandığınız zaman B sertifikasını almakla kazanıyorsunuz. Ve yasada belirtilen B sertifikasının bakabileceği yerlere bakıyorsunuz. Mesela C sertifikası olan iş güvenliği uzmanı bir A sertifikalı uzmanın bakacağı inşaat işine bakamaz. Tamam. Yani orada oradaki tasnif herhalde şey, ya ben kendi kafamdan şimdi uyduruyorum öyle diyeyim. Yani C sertifikalı bir adam az tehlikeli iş yerlerinde herhalde görev alır. Evet. Yani genelde öyle. B sertifikalı tehlikeli iş yerlerinde, C sertifikalı A sertifikalı da en tehlikeli iş yerlerinde. Evet, evet. Yani öyle bir kendimce ben kafamdan öyle bir tasnif yaptım. Peki şu anda iş sağlığı anlamında ya da iş güvenliği anlamında bu meslek örgütlerinin fonksiyonu azaldı mı? Yani burada söylenen o mudur? Yoksa daha mı fazla olması gerekli yani? Azaldı. Şöyle söyleyeyim. 2010 yılından sonra iş yerlerine iş yeri hekimi adama yetkisi Çalışma Bakanlığı'na verildi. Daha önce bu yetki tabip odasında, yani Türk Tabipler Birliği yerelde tabip odasındaydı. Denetleme yetkisi de yine tabip odasındaydı. 2010 yılından sonra bu yetki tamamen Çalışma Bakanlığı'na verildi. Tabip odası bu konularda devre dışı bırakıldı. Ben ilginç bir olay anlatayım size. 2011 yılıydı. Bir işletmenin iş yeri hekimini alacaktım. Daha ortadaydı. Yani
hem tabip odası veriyordu çalışma belgesini hem de atama için Çalışma Bakanlığı'na müracaat etmek zorundaydınız. Ben evrakları hazırladım, Çalışma Bakanlığı'na gönderdim. Bir hafta, normalde 3 günde çıkıyor yetki. Bir hafta geçti, 10 gün geçti, 15 gün geçti, yok. Cevap yok yani, gelmiyor, atama gelmiyor, yetki gelmiyor. Telefonla aradım. Bana söyledikleri şuydu. Siz evraklarınız içine İzmir Tabip Odası'ndan almış olduğunuz çalışma izni koymuşsunuz. O yüzden size vermedik. Yani ben meslek örgütüne bağlı olduğum meslek örgütüne saygı duyup ondan çalışma izni aldım. Ve o çalışma izninde hani bir katkısı olur. Bak bunda, burada da bir problem yok diye o evrakların arasına ekledim. Ama Çalışma Bakanlığı'nın Tabip Odası'na bakış açısı böyle olmadığı için o benim aleyhime işledi. Yani artık tabip odasının, tabip odalarının daha doğrusu genel anlamda, Türkiye anlamında söyleyeyim, atama yetkisi yok, denetleme yetkisi yok, herhangi bir yaptırım gücü yok. Ama ona rağmen hala meslek örgütlerimiz iyi niyetle ve meslek örgütü olmanın verdiği sorumlulukla yine eğitim çalışmalarına devam ediyorlar. Üniversitelerle işbirliği yaparak işte mesleki eğitimler bize sağlıyorlar. Hukuki yönden destek veriyorlar. Hala bizim meslek odalarımız bizim arkamızda. Ama meslek odaları bu işin dışına bırakılmasaydı, bakın Türkiye'de normal iş yeriklimi sertifikası aldıktan sonra Türk Tabipler Birliği bir de B sertifika programı uyguladı. Türkiye'de bunun herhalde bir elin parmakları kadardır veya 10 kişi, 20 kişi falandır bu sertifikayı olan. Bu ilk sertifikanın bir adım ötesiydi. Daha gelişmedi. Tekamül kursu gibi düşünün. Sonraki hedefimiz de C tipi sertifikayı verip iş kollarında uzmanlaşma sağlamaktı. Çünkü bir tekstilin iş riskleri farklı, bir metal sanayinin iş riskleri farklı, bir inşaat sektörünün iş riskleri farklı. Burada çalışan hekimlere kendi sektöründe, çalıştığı sektörde uzmanlaşmış iş yeri hekimliği sağlayacaktı. Ama bu yetkiler elinden alınca bu proje yattı. Şu anda sadece Çalışma Bakanlığı mı atamayı yapıyor? Evet. Hekimlerin de atamasını yapıyor. Evet, Çalışma Bakanlığı. Yani bu denetimi kim yapıyor? Denetimi Bölge Çalışma Müdürlükleri yapıyor. Çalışma İş yani Müfettişleri yapıyor. Yani İşkur, şu tabii, andaki adıyla İşkur. İş Müfettişleri yapıyorlar. Müfettişleri yapıyor. Peki İş Müfettişleri hekimi nasıl denetler? Yani o, yani şimdi ben hekim olmadan sizi nasıl denetlerim? Sadece yani kayıt olarak. Tabii evrak üzerinden. Evrak üzerinden. Peki sizin işinizi layıkıyla yapıp yapmadığınızı, işte bak biraz evvel diyorsunuz ya, yani bir tekstil sektöründeki iş yeri riskiyle ya da meslek hastalığı riskiyle, ne bileyim atıyorum ahşap sektöründeki şey çok farklıdır. Çok farklı tabii. Yani bunu gelen müfettiş bu detayı bilmeden sizin işinizi doğru yapıp yapmadığını nasıl kontrol edebilir ki ya da denetler ki? Şimdi tabii onların da kendi aralarında şeyleri var. Denetleme mekanizmaları var. Yani tabii ki evrak üzerinden denetliyor diyoruz ama o evrakta neler olması gerektiğini yasa yazıyor, yönetmelik yazıyor. Örneğin bir akü sanayinde denetlemeye giriyorsa oradaki çalışanlara da kurşun bakılması gerektiğini biliyor. Ha. Devletin bu ayağında sıkıntı yok mu? Bu ayağında da sıkıntı var. Çünkü bu yasa çıktıktan sonra iş sağlığı ve iş güvenliği bu kadar yaygınlaştıktan sonra bu sefer denetim ayağında sıkıntı başladı. Yeterli sayıda müfettiş yok değil mi? Denetleme yok. Bunun üzerine devlet bir sürü yeni müfettiş aldı, yetiştirdi. Tamam. Bunun da şu sakıncası oldu. Gelen genç arkadaşlar mesleği daha tanımıyorlar, bilmiyorlar. Bir kısmı hakikaten iyi niyetli, olgun davranıyor. Bir kısmı güç sarhoşluğu içinde davranıyor şeyde. Kimisi konuyu biliyor, kimisi konuyu hiç bilmeden geliyor. Başıma gelen bir oldu. Ben yaşam içinden, pratikten örneklerle gidiyorum. Kendi yaşadığım örneklerden. Bir poliüretan mamül sanayinde iş yeri hekimliği yapıyorum. Oraya denetlemeye geldiler. Ben de oraya başladı. Bir ay olmuştu. Ve ben yavaş yavaş hem evrak anlamında hem işletme anlamında tanımaya çalışıyorum. Eksikleri gidermeye çalışıyorum. Müfettiş geldi. Gelecek dediler. Tam da benim babamın rahmetli olduğu güne denk geldi. Ben teftiş sırasında bulunamadım. İki gün sonra gittiğimde dedim, ne oldu? Neler yazıldı? Şimdi teftişi yapıyorlar. Size rapor veriyorlar. İşte bunları
15 gün süre veriyorum. 15 gün içinde giderin, 15 gün sonra tekrar gelip kontrol edeceğiz diyorlar. Dediler ki müfettiş bey işçilerden kanda demir bakılmasını istedi. Emin misiniz kanda demir bakılmasından istedi? Yani burada demirle ilgili bir şey yok. Demirin iş riskinde bir şey de yok. Ağır metal demesin. Yok dediler, demir istedi. Var mı yazılı bir şey? Yok, onu sözel söyledi. Ya, bence bir anlamı yok. Ama madem istedi, 15 gün geldiğinde soracak, baktıralım. Demir baktıralım, serum demiri baktıralım, depo demiri baktıralım, geldiğine veririz. 15 gün sonra müfettiş bey tekrar geldi. Ben o gün Manisa'da başka bir işletmeydim. Demiri sormuş, götürmüş, öne vermişler. Açıklayamamış, şey yapamamışlar. Demiş, doktor bey nerede? İstediler, Manisa'da, çağırın gelsin. Ben kalktım Manisa'dan, şeye geldim. Müfettiş böyle konuşuyor. Müfettiş bey, demir neyi istediniz? Ya ağır metal. Demir ağır metal değildir. Ağır metal kurşundur, civadır, aktimondur. 4 veya 5 tanedir. Demirin burada zaten şeyi yok, yeri yok. Ve ben orada yarım saat kadar demir metabolizması ve ağır metalleri anlattım. Yani bilgi eksikliği de bu hızlı süreç içinde bilgi eksikliği de var. Biraz evvel benim ifade etmeye çalıştığım da tam buydu işte. Yani bir iş müfettişinin hekimin mesleğini nasıl icra ettiğini denetleyebilmesi hekimliği biliyor olmasına bağlı. Yani ben bilmediğim bir konuda kimi nasıl denetlerim? Ya biraz o çelişki geldi bana. Onun için biraz i̇şte herhalde sorun hızlı oydu. Hızlı yapılanmanın getirdiği bir şey. Yani biz yapalım, istim arkadan gelsin dendi. Ama işte bu süreç ne çıkıyor? Biraz önce... Peki burada İşkur'la Tabipler Odası bir ortak denetim mekanizması kuramazlar mı? Bu mümkün değil mi mesela? Şu anki düzenlemede değil. Daha önce olabilir vardı, değil mi? Olabilir, yani şey, teknik tabii. olarak mümkün tabii, bu. Yani. Olabilir, ama tabii. yasal düzenleme gerekiyor. Tabii yasal kadar. Düzenlemeyle olabilir. Umalım inşallah önümüzdeki dönemde öyle bir şey olsun. Umarım. Çünkü yani hakikaten iş sağlığı çok önemli. Çünkü meslek hastalıklarından kaybettiğimiz insanlar var, iş kazalarında kaybettiğimiz insanlarımız var. Bu konuda hani biraz evvel de söyledik, Avrupa'da neredeyse yani kötü bir şey bu ama ilk sıralardayız. Yani ilk sırada i̇ş olmak her zaman güzeldir ama burada bu konuda bu tersi yani maalesef yüksek bir reyting bizim için aleyhte bir durum. Değil mi? İş meslek kazaları. Hastalıklarında da istatistiklere bakacak olursanız Avrupa'da en iyi durumdayız. Öyle mi? Ama... Neden? Çünkü meslek hastalıklarını bu 2005 yılına kadardı sanıyorum. Türkiye'de sadece 3 tane hastane meslek hastalıklarını konuyordu. Bunun ikisi İstanbul'daydı, biri Ankara'daydı. Diğer hastanelere meslek hastalıklarını koyma şeyi yoktu, yetkisi yoktu. Meslek hastalıklarını koymak hem zordu, hem de meslek hastalıklarını koymak hem işverene hem de devlete bir takım tazminat riskleri getiriyordu. O yüzden meslek hastaları bildirilmiyordu. İstatistiklere girmiyordu. O bakımdan baktığınızda meslek hastalığı da en iyi durumdayız. Ama değiliz. Bunu hala bu yasal düzenleme böyle mi? Yani bildirilmiyor mu meslek hastalığı? Yok, şimdi artık tüm hastanelere meslek hastalığı koyma yetkisi verildi. Tanı ve teşhis yetkisi verildi yani. Verildi tabii. Ve dediğim gibi 90'dan sonra iş yeri hekimliğine bakış açısı da hekimler camiasında değiştiği için artık bu konuda arkadaşlarımız daha ciddi, daha tutarlı davranıyorlar. En ufak şüphelendikleri vakayı meslek hastanesi için E-tip hastanelere yönlendiriyorlar. Bu tanıyı koyacak hastanelere yönlendiriyorlar. Peki 6331 sayılı yasa 2012'de yürürlüğe girdi. Hı hı. Peki o girdikten sonra işte konuştuk belki kısmen ama ortak sağlık güvenliği, iş güvenliği birimleri bir şey kurumsal yapı ihdas edildi, var edildi. Bunların peki bu işe olumlu ya da olumsuz etkileri nasıl? Şimdi evet, büyük ihtimal iyi niyetle düzen yapılmış bir uygulamaydı. Çünkü işte 10 kişi, 15 kişi çalışan küçük işletmeler de vardı. Bu işletmelerin iş güvenliği uzmanı veya iş yeri hekimi istihdam etmesi onlara ekonomik açıdan pahalıya gelecekti. Bence bu ortak sağlık güvenliği biriminin kurulmasında esas amaç buydu. Yani işte 5'te 10 kişi çalışan iş yerlerini toplayıp bunları bir ortak sağlık güvenliği birimine vermek ve şeyi de... Ya burada hem hizmeti verenle hizmeti alanın ortak menfaat, faydada evet, buluşmasını sağlamak yönelik amaçla... Şey, amaç buydu. Ama bu şey ortaya çıktıktan sonra
oluşum ortaya çıktıktan sonra bir anda mantar gibi her yerde ortak sağlık güvenlik birimleri ortaya çıkmaya başladı. Peki bu bir yani izne tabi değil mi? Tabii böyle, izne tabi. Nasıl mantar gibi yani demek ki? İzne yani, alıyorsunuz. Yani sonuçta şey, yine evrak bazında. İşte bir tane tam gün iş yeri kim bulunduruyorsunuz. Bir tane tam gün iş güvenliği uzmanı buluyorsunuz. Bir belli metrekarede bir yer tutuyorsunuz. O yasada belirtilen, yönetmekte belirtilen şartları sağlıyorsunuz. Evrakları veriyorsunuz bakanlığa, size geliyorlar, denetliyorlar, size bu yetkiyi veriyorlar. Peki yani şimdi hekimlerin de bildiğim kadarıyla branşları var. Hı hı. Yani işte ne bileyim dahiliyeci var, beyin cerrahı var, kalp damar cerrahı var, kardiyolog var. Bir sürü böyle tıpta uzmanlık alanları var. Peki yani burada şimdi her hekim iş yeri hekimi olabiliyor mu? Yani ben atıyorum petrokimya sektöründeki bir firmanın o çalışanlarıyla, biraz evvel örneğini verdiniz, tekstildeki firmanın çalışanlarının maruz kalacağı iş yeri ya da meslek hastalığı aynı mıdır, farklı değil midir? Yani hekimlerin de burada hani o izin verilirken, o SGB izni verilirken hekimlerin klasifikasyonu ya da onların meziyetlerinin de bir şekilde ayrıştırılması ya da aranması lazım değil mi? Yok, hayır. Yani bu şart değil. Sonuçta iş yeri hekimliği bir profesyonel hekim disiplini ve aile hekimliği disiplini, yani uzmanlaşma gerekmiyor. Çünkü siz birinci basamak sağlık hizmeti veriyorsunuz iş yerlerinde. Birinci basamak sağlık hizmetleri de profesyonel hekimler tarafından aynı sağlık ocaklarında aile hekimleri nasıl veriyorsa aynı şekilde iş yerlerinde iş yeri hekimliği olarak veriliyor. Ha, yasada bir kadın doğumcunun, bir çocuk hastalıkları uzmanının, bir kardiyologun iş yeri kim yapmasında engel bir şey yok. Yapabilirsiniz. Yani o birinci basamaktaki temel tıp nosyonunuzla bu işi yaparsınız. Bu şey değil. Zaten dediğim gibi birinci basamak sağlık hizmeti veriyorsun. İster bu petrokimya olsun, ister maden sektörü olsun, ister aküsanayi olsun, fark etmez. Orada sizin birinci basamaktaki sağlık bilginiz, tıp bilginiz bu işi yürütmeye yeterli. Ama bunun OSGB ile de ilgisi yok. Yani bu tamamen farklı bir şey. OSGB'lerin... OSGB izin talebinde bulunuyor ya, Çalışma Bakanlığı'ndan alıyorlar herhalde değil mi? Evet, Çalışma Bakanlığı. Şimdi o izni talep ettiklerinde dediniz ki siz bir hekim, bir de iş güvenliği müfettişi uzmanı. Yani bu hekimin ya da iş güvenliği uzmanının işte... Ne bileyim ihtisas ya da hayır, şey, öyle bir şey yok. Öyle bir hayır, şey hayır. Olmalı mı? Yani yok da. Hayır, olmamalı. Gerek olmamalı. Yok çünkü dediğim gibi bu birinci basamak sağlık hizmeti. Yani bu aslında profesyonel hekimin yapacağı bir disiplin. Biraz evvel sizin anlattıklarınızla bir çelişme var gibi. Yani tabipler odası ihtisaslaştıracaktı. İşte A, C, B, C sertifikaları sektör verecekti. Sektör anlamında. İşte sektörel risk anlamında. Ben de onu sormaya çalışıyorum. Belki soruyu yanlış soruyorum. Şimdi yine OSGB'ye döneceğiz. Ben 26 yıldır bir metal ambalaj sektöründe iş yeri hekimliği yapıyorum. Tamam. Bu iş sektöründe, yani metal ambalaj sektöründe A'dan Z'ye kadar bütün risklere, bütün kullanılan makinalara, bütün kullanılan kimyasalların MSDS bilgilerine, bütün risklere sahibim. Sahibim. Ama bir yandan da OSGB'de çalışmaya başladım. OSGB firması da bana bir PVC mamul sanayini verdi. Tamam. Şimdi ben o PVC mamul sanayinin metal sektörünü iyi biliyorum ama PVC sektörünü bilmiyorum. Ardından bir tekstil sektörü verdi bana. Tamam. Tekstilde gidiyorum. Tamam. Tekstildeki şeyi de tanımıyorum. Eğer bu Türk Tabipler Birliği'nin projesi gerçekleşseydi metal sektöründe ben sadece metal sektörüne bakacaktım. O konuda ihtisas tamam. Şey yapacak. Ama şimdi yeni yasada böyle bir şey yok. Dediğim gibi ben OSGB bünyesinde 20 işletmeye bakıyorum. 20'si de farklı işletme. İnşaat da var, tekstil de var, PVC de var. İşte yüksekte çalışan parotenal şeyi de gayet var. Gayet iyi anladım. Şey var. Söylediğiniz de bakın siz o işte tabipler odası ihtisaslaştıracaktı sektörel bazında hekimleri diyorsunuz ya. Ben de diyorum ki acaba öyle bir yöntem, öyle bir sistem daha mı uygun olur? Yani siz şimdi OSGB sizi nereye gönderse siz oraya gidiyorsunuz. Birinci kademe hekimlik ya da tıp bilgisiyle veriyorsunuz ama yani ihtisaslaşılsa, sektörel bazda ihtisaslaşılsa ve hekimler de ona göre işte atıyorum siz petrokimyada sertifika almış bir hekim olarak Tabipler Birliği'nden
petrokimya tesislerinde çalışsanız, işte bir başka hekim de atıyorum tekstil sektöründe uzmanlaşmış olsa da orada çalışsa daha mı doğru olur diye kendi kendime tabii soruyorum. Tabii kesinlikle, yani. Kesinlikle daha doğru olur. O zaman işte, o anlamda bu saydığımız saç ayağın üç ayağı ve yukarıdaki devletin yanı sıra meslek örgütlerinin ve sendikaların da bu işin, şeyin içinde olması gerekiyor. Lazım. İçinde olması gerekiyor. Neden bunu söylüyorum? O zaman OSGB izni verilirken bakanlık tarafından bir talep halinde, kardeşim sen hangi sektörlere hizmet vereceksin? O sektörlere vereceğin hizmet, vereceğin sektörlere uygun hekim de istihdam etmek zorundasın demeli bakanlık. Ben oraya getirmeye çalışıyorum şimdi, işi. İş yani, oraya gelinceye kadar o zaman aslında, çok daha şey olur değil mi? Yani tabii ki. Tabii ki. Bu sizin ama şey yaptığınız şey biraz idealize edilmiş bir şey oluyor. Hedef oluyor. Ama bizim aslında şu andaki sıkıntımız da OSGB'lerin disiplin altına alınamaması. Şu anda dediğim gibi 2010'da mantar gibi çoğalmaya başlar. En son benim bildiğim 26'ydı ama şu anda İzmir'de kaç tane OSGB var bilmiyorum. Bu OSGB'ler kurumsal olanları tenzih ediyorum ama diğerleri merdiven altı sistemde çalışıyorlar. İzlediğimiz, gördüğümüz kadarıyla. Bu bir arz talep dengesi, yani demek ki onlar da iş yapabiliyorlar, piyasada kalıyorlar. Liberal ekonominin kuralı arz talep, yani. Liberal ekonomi dediği bu vahşi kapitalizmin kuralına yani, giriyor. Yani normalde merdiven altı bir iş güvenliği ya da OSGB ile çalışan işveren de merdiven altıdır. Yani. Değil mi? Yani ihalelerde öyle teklifler veriyor ki aklınız şaşar. Yani bu iş bu paraya yapılmaz dersiniz. O konuyu da konuşacağım ama vaktimiz de çok daraldı. Şimdi evet. bu iş yeri hekimliği asgari ücret tarifesi var bildiğim Hı-hı. kadarıyla. Evet. Siz hani şey program dışında konuşmalarımızda bu asgari tarifenin ücret tarifesinin çok altında fiyat verip işte piyasayı rekabet, bozan, haksız evet, rekabet yapan. Bu anlamda da herhalde konu şey kapsayacak sorum bu konuyu da. Şimdi iş yeri hekimlerinin sorunları diye sorsam size, yani bir herhalde ücret sorunu var. Başka ne türlü sorunlarımız şimdi, var? Biraz onu konuşalım. Tabii ki ücret sorunu önemli. Konu ekonomik konu, programımız ekonomi olduğuna göre ekonomi önemli tabii, ama tabii. Onun dışında geçen hafta programı kapatırken söylediğim gibi esas problem İş yeri hekiminin ve iş yeri hekimliğinin değersizleştirilmesi. Bunu nasıl değerlendirilir? Nasıl değersizleştirilir? Onu yani şimdi biraz önce dediğimiz gibi OSGB'ler patladıktan sonra o rekabet ortamında Türk Tabipler Birliği'nin verdiği asgari ücretin çok altında, onda biri veya dörtte biri şeyinde rakamlarla piyasaya girmeye çalıştılar. Peki bunu denetleyen bir mekanizma Hayır, yok mu? Hayır yok. İşte dediğim gibi Türk Tabipler Birliği'nin Tayyip Odası'nın yaptırım gücü kalmadığı için bunu denetlemesi, istediğiniz firmayla istediğiniz fiyata anlaşabilirsiniz. Bu asgari tarifeyi Tabipler Birliği yayınlıyor. Yayınlıyor. Ama devlet bunu yayınlasa o zaman gelen müfettiş Tabii. buna da bakar değil mi? Bakar. İşte bu haksız rekabet şeyinde iş yeri hekimi ve iş hekimliği değersizleştirir. Eskiden bireysel baktığımız dönemde, yani bu OSGB'ler piyasaya girmeden önce siz Emin Bey'diniz, ben Cengiz Bey'dim. Ben sizden paramı alıyordum ve bunun karşılığında size hizmetimi veriyordum. Bu 25 yıllık hekimlik neyse, işte 35 yıllık hekimlik, 25 yıllık iş yeri hekimliği, benim bu birikimimin sizde bir değeri vardı. Siz bana ücret ödediğiniz için ben de sizin için değerliydim. Ama OSGB üzerinden ben size iş yeri hekimi olduğunu geldiğim zaman siz artık beni Cengiz Bey olarak tanımıyorsunuz. Falanca OSGB'nin iş yeri kim olarak görüyorsunuz? Yani Cengiz Bey giderse yarın Ahmet Bey gelir yerine. Bu anlamda. Ve siz taşeron firma olarak OSGB ile kapitalist bir düzen içinde anlaşıyorsunuz. Yani burada işte iş sağlığı, iş güvenliği, kültürü arka planda kalıyor. Burada yani, ekonomik şey öne çıkıyor. Ortak sağlık güvenlik biriminin elemanısınız. Siz, yani sizin vasfıf olmanız olmamanız önemli değil. O gitti değil. Anlaştığı bir firmayla evet. siz artık o firmanın elemanı olarak orada işte yani ne Hipokrat yemini ne bilmem ne, yani tamamen iş ekonomiye dayalı
Yani size diyorlar ki işte 3 dakika adam başına neyse o şeyde şey süreler var bildiğim kadarıyla değil mi? Yani Evet. her risk grubuna göre, tehlike derecesine Tehlikede göre işçi başı 10 dakika, çok tehlikeli 15 dakika süre var. O süreyi doldur gel diyorlar size. Yani hatta mümkünse erken de kaç başka bir yerde göndereyim diyor değil mi? Tabii Yani, tabii tabii. Yani şey, tabii değersizleştirmekten kasıt kastım herhalde o. bu olsa Ha, gerek. bunu sadece OSGB'ler yapmıyor. Biz kendi meslektaşlarımız da bunu yapıyor. Yine kendi üzerimden örneklerle gidiyorum. Yani başka örneğe girmek istemiyorum. Kendi üzerimden örneklerle gidiyorum. Bir A firmasında çalışıyordum. Türk Tabipler Birliği'nin verdiği fiyat üzerinden maaşımı alıyordum. Sonra işveren dedi, ben dedi şeyle kendi o şeyimi kuracağım burada, iş güvenliği sistemini, sizle çalışmak istemiyorum. Ve benim yerime tam gün çalışacak 1500 liraya doktor buldu. Tam gün çalıştıracak. Ben orada part time çalışıyordum. Yani daha doğrusu yasanın belirttiği süre kadar hizmet veriyordum. Ve Türk Tabipler Birliği üzerinden maaşımı alıyordum. Ama adam, işveren, benim yaptığım işin çok daha fazla sürecek, yani tam gün çalışacak şeyi, benim aldığım paranın dörtte birine Peki ya istihdam 1500 etti. liraya çalışacak doktor var mı ya? Var, maalesef var. Onun dışında yine bugünlerdeki en büyük sorunlarımızdan biri sertifika kiralamaları. En büyük şeyimiz bu. Bu eczanelerde duydum da. Ha, bu... Yani aynı şekilde sertifika kiralamaları. Yani ben son zamanlarda yaşayayım, yine kendi üzerimde örnekle gideyim. Biliyorsunuz bu son şeylerde emekli hekimlere hiçbir iş yapmıyorsa 1500 lirayla 2000 lira, praktik hekimlerde 1500 lira, uzman hekimlerde 2000 lira emekli maaşlarına ilave edilecek. Eğer bir yerde çalışıyorsanız, benim gibi yani iş yeri hekimliği yapıyorsunuz, bu şeyi alamayacaksınız. Bana geçenlerde bir telefon geldi. Bir A firmasının iş yeri hekimliğini yapan bir arkadaşımız, ben tanımıyorum şey olarak. Kişi olarak tanımam. Bana aracı vasıtasıyla geldi. Bu 1500 lirayı, devletin verdiği 1500 lirayı almak istiyor ama elindeki işi de kaybetmek istemiyor. Bana verdiği teklif şu. Ya E-Devlet üzerinden bu firmayı sana tanımlayalım. İşte ben sana ayda 500 lira vereyim. Oradan atıyorum 2000 lirası. O 1500 lira yine hem alacak ama o bakacak şeye ve devletten de 1500 lira alacak. Yani böyle bir ahlaksız teklif. Peki, olabilir mi? Yani bir hekim buna çok bir... merak ediyorum ya. Değersizleşme kastım bu. Bu işin sorumluluğu yok mu? Yani diyelim ki böyle bir ben hekimim, benim sertifikamı birine kiraladım OSGB'ye. Ya orada bir iş meslek hastalığı olursa hekimin sorumluluğu yok mu? Olmaz yani? Mı? Tamamen sorumluluk size. O zaman nasıl böyle bir cesaret, nasıl böyle bir cüret gösterebiliyorlar ki? Yani işte değersizleşmekten kastım bu. Peki 3 gün sonra orada bir iş kazası oldu ya da bir meslek hastalığından dolayı biri öldü. Tazminat davası açarlarsa hekime ne olacak? Hekime şeyin altına gidecek. Ya orucu edecek bir şekilde. İşverene tutun size kadar orucu edecek. Ama bunu göz alıp bu parayı yapanlar var. Yani bu şeyi yapanlar var. Bunun dışında tabii ki dediğiniz gibi ücret konusu var. Eğer bireysel anlamda birebir işverenle çalıştıysanız ve kurumsal bir firmada çalışıyorsunuz, ücretinize problem yok. Ücretinizi zamanında alıyorsunuz. Ama bugünlerde kurumsal olmayan firmalarda ücretini alamayan arkadaşlarımız var. OSGB'lerden, özellikle merdiven altı dediğim OSGB'lerden ücretini alamayan 2-3 ay çalışıp işi bırakmak durumunda kalan arkadaşlarımız var. Şu anda kurumsal anlamda olan OSGB'lerde çalışan iş yeri hekimi arkadaşlarımızda da ücretlerini normalde yasa olarak 1 ile 5. gün içinde almanız gerekiyor değil mi? 10'unda alıyorsunuz bir kısmını, 20'sinde alıyorsunuz bir kısmını parçalı bir şekilde ne zaman para gelirse o zaman verir. Ha bu biraz neden kaynaklanıyor? Biraz da işverenlerden kaynaklanıyor. Çünkü OSGB'lerin bir kısmı özellikle kurumsal anlamda olanlar işverenden verdikleri hizmetin ücretini tahsil etmek zorlanıyorlar. Ben biliyorum, benim çok yakın hem müşterim hem arkadaşım bir hekim, OSGB sahibi. Ya işte tahsilat yapamıyoruz işverenlerden diyor. Tahsilat yapamayınca da anladığım kadarıyla hem çalıştırdığı hekime hem de iş güvenliği uzmanına o da maaş ödeyemiyor. Maaş ödeyemiyor tabii. Yani peki bu bağımsız olarak direkt siz işverenle anlaşsanız bu durum gene olur. Yani bu genel ekonomik durumla ilgili bir şey değil mi? Yani ama OSGB'nin orada, kusuru yok orada diye düşünüyorum. Bakın bir kısmı da
Kurumsal olanlar da bu sorundan dolayı maaş ödemekte zorluk çekiyor. Bir kısmında merdiven altı olanlar da vermiyor. Anladım. Vermiyor. Ya yani gidiyor kendine Audi alıyor ama doktorun parasını vermiyor. Yani bu diğer sektörde de aynı şey. Doğru doğru. O etik, etik şeye bağlı bir durum. Evet. Evet. Evet, ilave etmek istediğiniz bir şey var mı? Süremizi tamamladık. Şimdi aklıma gelenler bunlar. Dediğim gibi aslında şeyler, sorunlar çok ama çoğunu konuştuk. Çoğu pratik hayatta karşılaştığımız şeyleri konuştuk. Ama burada dediğim gibi tekrar işveren, devlet, çalışan, çalışanın örgütsel çalışan, iş yeri hekimi ve meslek örgütlerinin bu çemberin içine dahil olması çözüm gerekiyor. Çözüm ortakları olması gerekiyor. Evet, yani ben de hem Tabipler Odası'nın hem de meslek örgütleri, makine mühendisleri, işte kimya mühendisleri vesaire, onların da bu konuda mutlak ve mutlak bir hani pay almaları, ya pay derken sorumluluk almaları sorumluluk anlamında söylüyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde daha iyi şartlarda hizmet üretebiliriz. İş sağlığı, iş güvenliği kültürü arttıkça, geliştikçe bu konu oturacak. Ya tabii burada nihai amaç hem meslek hastalıklarının önlenmesi, minimize edilmesi, hem de iş kazalarının önlenmesi. Yoksa şey değil, sadece yani para kazanmak hayır, değil. Hayır, hayır. Tabii ki bütün değil. Bütün mesele yani çalışanlarımızın iş güvenliğinin sağlanması ve meslek hastalıklarına karşı onların koruyucu hekimlikle korunması. Ben sözü kapatırken tüm çalışan arkadaşlarımıza, tüm iş yeri hekim arkadaşlarımıza, tüm iş güvenliği uzmanı arkadaşlarımıza kazasız, meslek hastalıksız yıllar diliyorum. Evet, bu temenniye katılmamak mümkün değil. Ben de aynen o dilekleri paylaşıyorum. Ve bu akşam da süremizin sonuna geldik sayın izleyiciler. Önümüzdeki çarşamba aynı saatte farklı bir konu, farklı konuklarla karşınızda olmayı umuyor. Hepinize saygılar sunuyor, iyi akşamlar diliyoruz efendim. Hoşça kalın.